Yakın arkadaş olan 4 çocuk Ayşe, Ahmet, Mehmet ve Burcu kendi aralarında bir koşu düzenlemişler. Yarışın sonunda açıklama yapan bu 4 çocuktan Ayşe, "Ne birinci ne de sonuncu oldum. Ahmet, sonuncu olmadım. Burcu, birinci oldum. Mehmet ise sonuncu oldum." demiştir. Peki, bir çocuğun doğruyu söylediğini biliyorsanız kimin birinci olduğunu bulabilir misiniz? Bir kişinin yalan söylediğini hesaba katarsak açıklamalara göre Ahmet birinci olmuştur. Burcu ise yalan söylemiştir. Sırada beyin jimnastiği yapabileceğiniz eğlenceli bir soru var. Sizce bir armudu su şişesine nasıl koyarız? Düşünmeniz için verdiğimiz süre başladı. Şişeyi armut ağacının dalına koyarız. Daldaki armut büyür ve şişede kalacaktır. Yakın arkadaş olan Ahmet ve Mustafa birlikte yurt dışındaki bir dağa tırmanmaya karar vermişler. Gittikleri bu gezi sonrası Ahmet eve dönerken Mustafa hiçbir zaman geri dönmemiş. Bunun üzerine polis Ahmet'i sorgulamaya karar vermiş. Ahmet sorgusunda arkadaşının tırmanış yaptığı sırada kaydığını ve düşerek hayatını kaybettiğini ileri sürmüş. Bunun üzerine polis Ahmet'e, "Bilet aldığın seyahat acentesini aradık ve senin Mustafa'yı öldürdüğünden eminiz." demiştir. Peki polis bu durumu nasıl anlamıştır? Çünkü Ahmet yola çıkmadan önce kendisine dönüş bileti alırken arkadaşı Mustafa'ya sadece gidiş bileti almıştır. Sırada senin için hazırladığımız bir karakter testi bulunmakta. Karakterin hakkında en derin şeyleri öğrenmek istiyorsanız hemen ekranda bulunan 4 farklı renkli gülden bir tanesini seçmelisiniz. Eğer ki kırmızı renkli gülü seçtiysen, sen sakin ve etrafındakilere huzur veren bir insansın. Sevdiklerine karşı dürüst ve sadıksın. Ayrıca özgürlüğüne çok düşkünsün. Genellikle diğer insanlardan farklı düşünen ve sürekli kendini geliştiren birisin. Eğer ki sarı renkli gülü seçtiysen, oldukça gizemli ve çekici bir insansın. İnsanlara kendini tamamen açmaz, yalnızca bilmeleri gereken şeyleri söylersin. Arkadaşlarını çok iyi seçer, herkese güvenmezsin. Güvendiğinde ise o insan için yapamayacağın şey yoktur. Beyaz renkli gülü seçtiysense sen oldukça pozitif, hayattan zevk alan, yaşadığı her anın kıymetini bilen bir insansın. Yaşamı iyi yanlarıyla görüyor, gittiğin her yere neşe saçıyorsun. Ayrıca özgürlüğüne çok düşkün, kısıtlanmaya asla gelemeyen bir insansın. Yaşamı dolu dolu ve istediğin gibi yaşamak istiyorsun. Favorin pembe renkli gülse sen çok tutkulu bir insansın. Ayrıca maceraperest ve cesur bir kişiliğin var. Denenmemiş şeyleri denemeyi ve risk almayı çok seviyorsun. Ekranda rengarenk sayıları görebilirsin. Bu sayıların arasında 69 sayısını gizledik. Peki bu gizli sayı nerede? Sayıların içinde gizlenmiş olan 69'u sizin için gösterdik. Dairenin içinde bulunan ayakkabının hangisi olduğunu bulabilir misin? Eğer gözlerine güveniyorsan süren başladı. Dairenin içindeki ayakkabı ilk resimle birebir aynı. 21'den 93'e kadar ardışık olarak sıralanmış bu sayılardan bir tanesi eksik. Bakalım sen bu sayıyı sana verdiğimiz süre içerisinde bulabilecek misin? Eksik olan sayı 41'di. Karşınızda balık resimleri bulunmakta. İlk başta her şeyin normal göründüğü bu resimlerde farklı olan bir şeyler var. Bakalım sen arasından farklı olanı bulan az sayıdaki insandan olabilecek misin?
farklı olan balığı senin için ekranda gösterdik. Belli bir mantığa göre hazırlanmış bu işlemde soru işaretli yere hangi rakam gelmeli? Size verdiğimiz süre başladı ama isterseniz videoyu da durdurabilirsiniz. İlk olarak şişelerin her birinin değeri 10, hamburgerlerin değeri 5 ve tek bir bardağınsa 1'dir. Son işlemde bu rakamları yerine koyarsak sonuç 15 çıkar. Sırada Angry Birds karakterleri bulunmakta. Sizce bu iki resim arasındaki tek fark nerede? Size verdiğimiz süre başladı ama isterseniz videoyu da durdurabilirsiniz. Soldaki kuşun büyük tüyü bir resimde varken diğerinde yoktur. Kardan Adam resimlerinin yer aldığı bu iki resim arasında tek fark var ve biz sizden bu farkı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Resmin sol üst kısmındaki iki kar tanesi bir resimde varken diğerinde yoktur. My Little Pony kahramanlarından bu sarı atın yer aldığı iki resim arasında tek bir fark bulunmakta. Bakalım siz bu farkı bulabilecek misiniz? Sevimli atın bacağının üzerindeki mavi kalpler iki resim arasındaki tek farktı. Bir önceki sorunun aksine bu iki fotoğraf arasındaki tek fark hemen göze çarpmakta. Bakalım kimler bu farkı bulabilecek? Geyiğin üzerinde duran kardan adamın siyah düğmeleri bir resimde varken diğerinde yoktur. Sıradaki iki resim arasındaki tek farksa hemen göze çarpmakta ve eminiz siz o farkı buldunuz bile. Süremiz başladı. Resimdeki tek fark sevimli maymunun saçları. Alice Harikalar Diyarı çizgi dizisinden alınmış bu resimlerdeki fark nerede bulunmakta? Resimdeki fark pembe çiçeğin üzerindeki yapraklar. Peki bu iki resim arasındaki fark nerede yer almakta? Farkı bulmanız için size verdiğimiz süre başladı. İsterseniz videoyu durdurup istediğiniz kadar resimleri inceleyebilirsiniz. Resimdeki köpeğin göbek kısmı iki resimde de farklıdır. Sıradaki iki resim arasında da tek bir fark bulunmakta. Bakalım siz bu farkı bulabilecek misiniz? Resmin sağ üst köşesindeki çizgi bir resimde varken diğerinde yoktur. Son sorumuzda iki kişi ateş yakmakta. Ancak bu iki kişiden biri çölün ortasında kızgın güneşin altında ateşini yakarken diğeri de evinin banyosunda ateş yakmış. Peki ama bu iki durumdan hangisi daha tehlikeli? Banyoda ateş yakmak daha tehlikelidir. Çünkü banyoda yakılan ateşin kontrol edilmesi daha zordur ve hızlı bir şekilde yayılabilir. Çölün ortasında ateş yakmak her ne kadar mantıksız görünse de adam yemek pişirmek için ateş yakmış olabilir. Banyoda ateş yakmanınsa hiçbir mantığı yoktur. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.